Bir yanda Erdoğan şahsım hükümetinin sebep olduğu ekonomik buhran, diğer yanda yine bu yönetimin ortaya çıkarttığı adaletsizlik, kuralsızlık ve kurumların çöküşü güzelim ülkemizi nefessiz bıraktı. Erdoğan şahsım hükümetinin yönettiği bu ülkede çocuk olmak zor, kadın olmak zor, genç olmak zor, sanatçı olmak zor, öğrenci olmak zor, ana baba olmak çok zor. Bu ülkede güzel olan, değerli olan, maddi ve manevi her zenginliğimizi talan edilecek bir ganimet olarak gören çarpık bir zihniyet iş başında. Bu zihniyet milletimizin gülümsemesini, umudunu, hayallerini bile çaldı. Milletimiz öz yurdunda garip, öz vatanında parya haline geldi. Evlatlarımız bu ucube rejimin çaldığı hayallerini başka ülkelerde, başka diyarlarda gerçekleştirmek için yollara düştü. Evlatlarına umut veremeyen bir ülke geleceğine de umutla bakamaz. Bunu en iyi bizim milletimiz bilir. Cumhuriyetimizin mayasında gençliğe sonsuz bir güven ve onlara verilen büyük değer vardır. Ulu önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Cumhuriyet gençlerinin insanlık meziyetinin, vatan sevgisinin ve fikir özgürlüğünün en değerli simgesi olmasını arzulamıştır. Kurduğu cumhuriyeti de gençlere emanet etmiştir. Ama saray yönetimi gençlerimizi kindar nesil olarak formatlamakla uğraşırken onları umutsuz ve çaresiz bırakmıştır. Büyük edebiyatçımız Ahmet Hamdi Tanpınar bile Türkiye evlatlarına kendisinden başka bir şeyle meşgul olma imkanını vermiyor derken herhalde 12-13 yaşındaki çocuklarımızı kastetmemişti. Artık bu ülkede ilkokul, ortaokul öğrencilerimiz ders arasında oyun oynamak yerine ne olacak bu ülkenin hali, ne olacak dolar kuru diye dertlenir hale geldi. Erdoğan şahsım yönetiminin elinde çocuklarımız ateş pahası olan sınava hazırlık kitaplarını alamayınca ben 13 yaşında siyaseti düşünüyorsam bu ülkede hiçbir şey yok demektir diye isyan ediyor. Gençlerimiz sınavlara girip üniversiteyi kazansa bir dert, kazanmasa başka bir dert. Analar babalar yemiyor yediriyor, giymiyor giydiriyor. Yeter ki evladım okusun diyor. Ama hükümet açtığı liseden bozma kasaba üniversitelerinde yeterli eğitimi veremiyor. Ülkenin ihtiyaç duyduğu iş gücünü yetiştiremiyor. Seri halde diplomalı işsiz üretiyor. Binbir emekle okutulan evlatlarımız iş bulamadığı için baba ocağına dönmek zorunda kalıyor. Taşı sıksa suyunu çıkaracak 5 milyon 700 bin gencimiz ne okuyor ne de çalışabiliyor. Anasının babasının eline bakıyor. Üyesi olduğumuz Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı içerisinde Kolombiya'dan sonra ev genci oranının en yüksek olduğu ülke Türkiye. Ama Erdoğan'ın Adalet Bakanı çıkıyor, hukuk fakültesi tabelası asılması binayı hukuk fakültesi yapmaz diye tabela fakültelerini millete şikayet ediyor. Sayın Bakan, siz kimi kime şikayet ediyorsunuz? Bu ülkeyi yıllardır sizi o makama atayan Erdoğan yönetiyor. İçinde bilim olmayan fakülte binaları, içinde adalet olmayan sarayları. Kimin eseri? Sizlerin eseri. Üniversiteye gelen gençlerin barınma ihtiyacını karşılamayan kim? Sizsiniz. Hiç şüphesiz yurtlar eğitimin ayrılmaz bir parçasıdır. Gençlerimiz için yeterli yurt açmayan da sizsiniz. Gençlerimizin yurt ve barınma ihtiyacını taşeronlara havale eden de sizsiniz. Vakıflara, cemaatlere, paralel yapılara bu işi siz ihale ettiniz. Yetmedi bir de hükümet olarak bu işlere bir de maddi destek verdiniz. Ama bu yurtları doğru dürüst denetlemediniz. Gençlerimizi korumasız bıraktınız. Yandaşlarınızı avroyla, dolarla milletin milyarlarını aktardınız ama milyonlarca gencimizi yurtsuz bıraktınız. Sonuç, onlarca ocağa ateş düştü.
Milletin vicdanı sızladı. Ama sizinki sızlamadı. En son 19 yaşında bir tıp fakültesi öğrencisi Enes Kara. Öğrenci evinde maruz kaldığı baskılar nedeniyle yaşama ümidini yitirdi, canına kıydı. Tüm ülkemizi üzüntüye boğdu. Biz Enes yavrumuza Allah'tan rahmet diliyoruz. Vicdanlı kalplerin acısını bir kez daha yürekten paylaşıyoruz. Hiç şüphesiz bir sorunu çözmenin ön koşulu önce onunla yüzleşmektir. Bu ülkede öğrencilerimizin yurt ve barınma sorunu vardır. Erdoğan hükümetleri bu işe, bu sorunu çözmeyerek görevini savsaklamıştır, görevini ihmal etmiştir. Ondan sonra da her zaman yaptığı gibi sebebi olduğu acıların sorumluluğunu üzerinden atmaktadır, hatalarıyla da yüzleşmemektedir. Onun yerine sözcülerinden biri çıkıyor, her ölüm insanı kendi ruhuyla yüzleştirmelidir. Bu büyük imtihandır. Hayatını kaybedenin acısı bizi buna götürmelidir diyerek millete akıl vermeye kalkıyor. Bir diğeri çıkıyor, burası yurt değil öğrenci evi diyerek bahane üretmeye kalkıyor. Bir AK Parti milletvekili de çıkıp sorumlu dış güçlerdir, güçlerdedir diyerek en sevdikleri şeyi yapıyor, milletin aklıyla açıktan alay ediyorlar. Bu zihniyet daha birkaç ay önce yurt ve barınma sorunlarına dikkat çekmek amacıyla eylem yapan öğrencilere terörist muamelesi yaptı. Aziz milletimize buradan bir kez daha ilan ediyoruz. Yurt meselesini biz çözeriz. Sayın Genel Başkanımız yurt meselesini en geç 2 yıl içerisinde çözme sözünü vermiştir. Ama o gün gelene kadar da gençlerimizi sahipsiz bırakmayacağımızı da açıklamıştır. Sayın Genel Başkanımız, gidecek yeri yurdu olmayan ya da olduğu yerde baskıya maruz kalan tüm evlatlarımıza, belediyelerimizin olduğu yerlerde belediyelerimiz, olmadığı yerde milletvekillerimizin yardımcı olacağını açıklamıştır. Değerli basın mensupları, bu ülkede kadın olmak da çok zor. Sosyal ve ekonomik hayatta cinsiyet uçurumu kapanmak bir yana, bu hükümet elinde daha da açılıyor. Dünya Ekonomik Forumu'nun küresel cinsiyet uçurumu raporuna göre Türkiye bu alanda 156 ülke arasında 133. sırada. Yani sondan 23. Rakiplerimiz Bahreyn, Papua Yeni Gine, Butan gibi ülkeler. Kadınların çilesi bununla da sınırlı değil. Sadece 2021'de geçtiğimiz yılda ülkemizde 280 kadın cinayeti işlendi. 2008'den bu yana cinayete kurban giden kadın sayısı 3.765. Yani sadece son birkaç günde, bu yılın ilk günlerinde ülkemizde yaşanan kadın cinayetleri ortada. Avukat Dilara Yıldız İstanbul'da karakoldan 10 adım ötede onlarca kez şikayetçi olduğu bir cani tarafından öldürüldü. Mersin'de 24 yaşındaki Raziye Özkay, yıllardır kendisini tehdit eden insan müsveddesi tarafından sokak ortasında vuruldu. Her yıl yüzlerce kadın sessiz çığlıklarla aramızdan ayrılırken, bu hükümet ülkemizi kadına yönelik şiddeti önleme taahhüdünü içeren İstanbul Sözleşmesi'nden çıkardı. O gün söylediğimizi bugün tekrarlıyoruz. Bu ülkede cinayete kurban giden her kadının, şiddete, tacize uğrayan her çocuğun, her gencin vebali Erdoğan şahsım hükümetinin boynundadır. Değerli basın mensupları, Erdoğan şahsım yönetimi elinde bu ülkede ana baba olup ev geçindirmek de her zamankinden daha zorlaşmıştır. İşte evlere faturalar gelmeye başladı. Ayda 200 kilowatt saat elektrik tüketen 4 kişilik bir ailenin elektrik faturası bir gecede 183 liradan 309 liraya çıktı. Esnafımız isyanlarda 7-8 bin lira elektrik faturası olur mu diye feryat ediyor. Esnaf sattığı mala zam yapmaya utanıyor,
Ama hükümet ona bu faturaları göndermeye utanmıyor. Bu esnaf nasıl ayakta kalacak? Esnaf kepenk kapatırsa bu ülkenin orta direği nasıl ayakta duracak? Bu arada BOTAŞ Genel Müdürü de kademeli tarifeyle 2,5 milyar metreküp tasarruf hedefliyoruz diyerek müjdeyi vermiş. Açık söyleyeyim, bu müjdenin Türkçe meali artık daha az ısınıp daha çok ödeyeceğizdir. Bunun anlamı da doğalgaza aynen elektrikte olduğu gibi kademe kademe bir zammın yolda olduğudur. Karadeniz'de doğalgaz bulduk. 2023'te bu topraklarda hiç kimse artık doğalgaza para ödemeyecek diyerek millete gaz veren AK Parti trollerini hatırlıyoruz. Bıraktık bedava gazı, şimdi millete kademe kademe doğalgaz zammı bindirmeye hazırlanıyorlar. Neye niyet, neye kısmet? Bu ülkede gıda güvenliği de tehlikede. Böyle giderse millet yiyecek ekmek bulamayacak. Tanzim satış kuyruklarına girmek zorunda kalacağız. Geçtiğimiz yıl bu zamanlar bir çuval üre gübresi 93 liraydı. Şimdilerde bir çuval gübrenin fiyatı 650 lira civarında. Üre gübrenin fiyatı geçen yıla göre %600 artmış. Yine geçen yıl bu zamanlar çiftçinin 110 litrelik mazot deposu, traktörünün 110 litrelik mazot deposu 735 liraya doluyordu. Şimdi 1523 liraya doluyor. Çiftçi gübre atamıyor. Tarlasını sürmekte zorlanıyor. Geçtiğimiz gün söyledim. Çiftçi zaten kışa girerken taban gübresi atmadı. Ürün de kışa zayıf girdi. Bir de üstüne bu şu üre gübresi de atılmazsa durum vahim. Buradan hükümeti uyarıyorum. Çiftçilerimize derhal ilave destek verin. Tekrarlıyorum. Eğer çiftçiye bu destekleri vermezseniz çok büyük bir gıda krizi kapımızda. Böyle toprak mahsulleri ofisini ithal buğdayla doldurarak bu işlerin üstesinden gelinmez. Uyarmadı demeyin. Değerli basın mensupları, Erdoğan'ın elinde milli paramızın durumu da vahim. Son bir yılda Türk lirası dolar karşısında %45 değer kaybetti. Paramız pul oldu. Bundan 52 yıl önce 1211 sayılı Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kanunu, Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından 14 Ocak 1970 tarihinde kabul edilmişti. Kanunun ilk halinde bankanın görevleri arasında hükümetle müştereken milli paranın iç ve dış değerini korumak amaçlarıyla gereken tedbirleri almak yazıyordu. Bankanın kanunla kendisine verilen yetkileri kendi sorumluluğu altında müstakillen kullanacağı yine bu kanunda ayrıca belirtilmişti. 52 yıl önce yetkilerini müstakil kullanacağı hükme bağlanan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası bugün artık tamamen sarayın vesayeti altında. Sarayın emrinde. Erdoğan faiz sebep enflasyon sonuç dedi. Kerameti kendinden menkul bu safsatayla Merkez Bankası'nı yönetmeye başladı. Merkez Bankası'nın politika faizi Erdoğan'ın elinde politikacı faizi oldu. Enflasyon son 20 yılın zirvesine çıktı. Döviz köpürdükçe köpürdü. Vatandaşın faizi de hızla arttı. Sonuç büyük bir fiyasko oldu. Erdoğan Eylül'den bu yana politikacı faizini 5 puan indirdi ama bu dönemde milletin faiz yükü hızla arttı. Ticari kredi faizleri, ticari kredilerin faizi %30'lara çıktı. Şu anda %46 ile ticari kredi veren bankalar olduğunu duyuyoruz. Eylül ayında politikacı faizi %19'lardayken şöyle göstereyim. %19'lardayken 2 Eylül 2026 vadeli hazine tahvilinin faizi %17,67 idi. Ocak ayında politikacı faizi %14'e indi. Bu ay yine aynı vadedeki kağıt için yapılan ihalede faiz
%26,34'e sıçradı. Yani Erdoğan politikacı faizini 5 puan düşürdü ama hazinenin borçlanma faizi 9 puan arttı. Demek ki faizler düşe buyurmakla faiz düşmüyormuş. Şimdi 5 yıl boyunca ödenecek bu faiz yükü milletin sırtına kaldı. Ben buradan şunu söyleyeyim. Faiz düşmedi ama artan faizler bu gidişle Erdoğan'ı düşürecek. Erdoğan'ın Eylül'den bu yana ekonomide sebep olduğu kusursuz fırtına çok kirli bir oyunla 20 Aralık finansal kumpasıyla sonuçlandı. Bir gecede tarihimizin en acımasız servet transferlerinden biri gerçekleştirildi. Millete kur korumalı mevduat anlattılar, cambaza bak dediler, o sırada Merkez Bankası'nın dövizlerini arka kapıdan cayır cayır sattılar. Merkez Bankası'nın net döviz pozisyonu geçtiğimiz Aralık ayında 17 milyar 700 milyon dolar gerilemiş. Merkez Bankası geçtiğimiz Aralık'ta piyasadan ihracat reskont kredileri aracılığıyla 2,1 milyar dolar toplamış. Piyasaya da 10 milyar 600 milyon dolar döviz satmış. Bunun 3,3 milyar doları BOTAŞ'a, 7,3 milyar doları da açık ihalelerle piyasaya satılmış. Bu alınan ve açıkça satılan dövizleri netleştirirsek, Merkez Bankası'nın geçtiğimiz Aralık ayında net 8,6 milyar döviz satmış olması gerekiyor. Ama dönüp toplamda net döviz pozisyonundaki değişime baktığımızda, Aralık ayında 8,6 milyar, yani bilinen, açıklanan 8,6 milyar dolar değil, 17,7 milyar dolar gerilediği gözüküyor. Yani nereye gittiği belli olmayan 9,1 milyar dolarlık bir döviz var. Bu 9,1 milyar dolar Merkez Bankası'nın arka kapısından tarihimizin en acımasız servet transferini gerçekleştirmek için satılan ve açıkçası nereye, kime, kaçtan satıldığı da belli olmayan rezerv miktarıdır. Daha önce 128 milyar dolar nerede diye soruyorduk. Anlaşılan şimdi 128 artı 9 milyar dolar nerede diye bu soruyu güncellemek zorunda kalacağız. Dün Merkez Bankası açıkladı, söylemiştim. 7 Ocak 2022 itibariyle bankanın döviz kasasındaki açık 56 milyar 900 milyon dolar. Bu tüm zamanların en büyük kasa açığı. Kasaya fare düşse kafasını yaracak. Ne 1994 krizinde, ne 2001 krizinde, ne 2008-2009 yıllarındaki krizlerde Merkez Bankası kasası kasa olalı böyle bir açık görmedi. Herhangi bir banka şubesinde kasa o gün 100 lira açık verse, kaynağı bulunana kadar şubeden kimse evine gidemez. Bugün ülkenin döviz kasası 57 milyar dolar açık vermiş. Ama kimsenin umurunda değil. Erdoğan şahsi hükümeti Merkez Bankası'nı açıkça yağmalıyor. Bu yağmaladığı her sentte tüyü bitmedik yetimin hakkı var. Kasa artık 70 sente muhtaç. Teşbih falan yapmıyorum, bu yalın bir gerçek. Kasa 70 sente muhtaç olunca döviz kurunu tutacak elde cephane kalmayınca millet döviz tevdiat hesabı tutmaktan vazgeçsin, dövizi Merkez Bankası'na versin diye milli paramıza dolar üzerinden faiz elbisesi giydirdiler. Kur korumalı mevduat diye geçmişte aslında denenmiş ve sonuçları çok büyük hüsran olmuş,
bir nevi dövize çevrilebilir mevduatı model diye milletimize yutturmaya çalıştılar. Az sayıda tasarruf sahibinin kur riskini hazine üzerinden milletin sırtına yıktılar. Önce bundan bireysel yatırımcılar yararlanacak dediler. Stopaj muafiyeti getirdiler. Olmadı. Sonra kurumsal yatırımcılar da bundan yararlansın dediler. Onlara da ucuza alıp kasanıza koyduğunuz dövizleri satarsanız elde ettiğiniz kârdan kurumlar vergisi almayacağız dediler. Vatandaşın vergisiyle zengine hem kur garantisi verdiler hem de vergi kıyağı çektiler. Erdoğan şahsi hükümetinin millete önce ucuzluk vaat edip sonra dolar inerken de dolar çıkarken de iğneden ipliğe her şeye zam yapmasının, fiyatlarını kendi kontrol ettiği her şeye zam yapmasının tek bir sebebi var. Fakirden topladıklarını zengine vermek. Yandaş bayram ederken vatandaşı sefil etmek. Erdoğan şahsi hükümeti yandaş müteahhide dolarla, avroyla verdiği garantileri mevduat sahibine kur farkını ödeyebilmek için zenginlerin mevduatına vergi muafiyeti, kurumlara da vergi istisnası getirebilmek için akaryakıta, elektriğe, dolar gaza, doğal gaza, her şeye zam üstüne zam yapıyor. Evet, enflasyon düşmüyor. Faizler düşmüyor. Döviz sakinleşmiyor, köpüğü bir türlü gitmiyor. Ama bir şey yerle bir oluyor. Vatandaşta işlerin adaletle yürütüldüğü algısı yerle bir oluyor. Yapılan hiçbir şeye güven kalmıyor. Kasa 70 sente muhtaç olunca paramız pul oluyor. Milli varlıklarımız da kelepir oluyor. Ülkenin üzerinde akbabalar dolaşmaya başladı. Birleşik Arap Emirlikleri'nde kamu yatırımlarını yöneten fonun başındaki isim, Türkiye Varlık Fonu ve portföyündeki şirketlerle görüşüyoruz. Türk lirasındaki düşüş fırsatlar sunuyor. Bu harika bir zaman. Zor durumdaki varlıklar için seçenekleri değerlendiriyoruz demiş. Bu sözlerin anlamı açık. Erdoğan Türk lirasını pul etti. Atadan, şimdi ülkenin atasından, dedesinden kalan malları bizim için batan geminin malları haline getirdi. Hepsini toplamak için de bize bir fırsat verdi. Şimdi Erdoğan'a ve onun ufak ortağına soruyoruz. Bu mudur sizin yerliliğiniz? Bu mudur sizin milliliğiniz? Kasa 70 sente muhtaç olunca bu milletin en değerli varlığı, onuru olan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığını, ay yıldızlı pasaportumuzu dolar cinsinden tarifeye bağlayıp ele satmaya başladılar. Getir 500 bin doları, al Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığını. Dikkatinizi çekerim. 500 bin dolar karşılığı Türk lirasını kabul etmiyorlar. 500 bin dolar tutarında döviz getireceksin. Sonra menüde seçenek çok. Bu getirdiğin parayı 3 yıl vadeli mevduata yatırabilirsin. Veya 500 bin dolarlık hazine borçlanma kağıdı alabilirsin. Artık yani faizle, vadeyle Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığını satmaya başladılar. Biz boşuna demiyoruz. Bunların yerliliği de, bunların milliliği de doların yeşilini görünce biter diye. Kasa 70 sente muhtaç olunca sadece atadan dededen kalan malları bu ülkenin vatandaşlığını pazara sürmüyorlar. İhracatı dillerinden düşürmeyenler şimdi ihracatçının dövizine çöktü. İhracatçı kazandığı her 100 doların 25 dolarını Merkez Bankası'na devretmek zorunda. 1970'lerin, 1980'lerin zorunlu döviz devirleri yeniden geri geldi. Kasa 70 sente muhtaç olunca ülkemizin sadece fiziki değil, mali sınırları da tarumar oldu. Bunu son ödemeler dengesi rakamlarında gördük. Ocak-Kasım döneminde ülkeye 19 milyar 700 milyon dolar kaynağı belirsiz para girişi olmuş. Bu
tarihimizde ilk 11 ayda, bir yılın ilk 11 ayında gerçekleşen en yüksek kaynağı belirsiz para girişi. Bunun bir benzerini de 2018'de yaşamıştık. Bu 19 milyar 700 milyon dolar kaynağı belirsiz para girişinin esbabı mucibesi nedir? Bu paralar kimin? Uyuşturucu baronlarının mı? Suç örgütlerinin mi? Yoksa ihalelerde paylaşılan rüşvet paraları mı? Varlık barışını bunun için mi uzatıp duruyorsunuz? Ülkemizi dünyanın en büyük para yıkama makinesi haline bunun için mi getirdiniz? Bunun için mi kara para liginde, kara para aklama liginde ülkemizi gri listeye soktunuz? Kasa 70 sente muhtaç olunca düğünü umumiye yasaları da geri gelmeye başladı. Merkez Bankası nezdindeki yabancı ülke merkez bankalarına ait para, alacak mal, hak ve varlıklar haczedilemez diye bir düzenleme getirdiler mecliste. Soruyoruz, bu düzenlemeyi hangi ülke istedi? Niye, ne karşılığında istedi? Türk ekonomisiyle ilgili çok kötü bir beklenti mi var? Yani ki Merkez Bankası'nın bilançosunun, mal varlığının haczedileceği düşünülüyor. Gık yok. Erdoğan şahsi hükümeti ızrar halinde. Geçmişte bu ekonomiyi batıran ne varsa, hangi düzenleme varsa geri getiriyor. Buradan açıkça söylüyorum, hükümet artık fakir fukara milletin sırtında ağır bir yüktür. Milletimiz de durumun farkındadır. Sırtında bir yük, bir kambur haline gelen Erdoğan şahsi hükümetini üstünden silkeleyip atmak için gün saymaktadır. Öyle görünüyor ki Erdoğan da bunun farkındadır. E bunu nereden mi biliyoruz? Erdoğan'ın İmralı'ya çiçek atmasından, İmralı'dan yeni bir siyasi himmet beklemesinden. Anlaşılan Erdoğan, İmralı'yla mektup arkadaşlığını yeniden hızlandırmaya hazırlanıyor. Herhalde bunun için küçük ortağında rızası alınmıştır. Bahçeli'de atmak için mitilini hazırlamıştır. Milletimiz bu siyasi bezirganların notunu vermiştir. Sandığın önüne gelmesini beklemektedir. Artık yolcudur Abbas, bağlasan durmaz. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Şimdi sorularınız varsa alabilirim. Efendim müsaadenizle bize yönlendiren sorular oldu. Şimdi onları aktaracağım. İlk olarak KRT TV tarafından yönlendirilen bir soru var. Soru şöyle. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu dün televizyon kanalında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun FETÖ ile telefonla konuştuğu iddiasında bulundu. Sizin bu iddiaya bir yorumunuz olacak mı? Şimdi bu Süleyman Soylu bu ülkenin İçişleri Bakanı mı? Atanmış İçişleri Bakanı mı yoksa atanmış dedikodu bakanı mı? İçişleri Bakanı elindeki bilgiye ve belgeye dayanarak konuşur. İşkembeyi Kübra'dan sallamaz. Soylu dedikoduyu bıraksın. Yüreği yetiyorsa hain darbe girişiminden sonra kurulacağı ifade edilen yurtta sulh konseyinde bulunanların listesini açıklasın. Yetmez. Soylu, Fethullah Gülen'le kimlerin fotoğrafı varsa, kimler onunla aynı menzile yürüdüyse, aynı masaya oturduysa, onların listesini bir açıklasın. Bu ülkede bak, bakın bunu bir defa daha söylüyorum. Bu ülkede terörden, terörist başlarından medet uman kim varsa Allah bin türlü belasını versin. Efendim, A Haber tarafından yönlendirilen bir soru var. A Haber'in sorusu da şöyle. Türk Tabipleri Birliği Başkanı Şebnem Korur Fincancı'nın mecliste CHP, İyi Parti ve HDP ile basın toplantısı yapmasını AK Partili Cahit Özkan, ittifakın beden dili olarak yorumladı. Sizin bu yoruma ilişkimi değerlendirmeniz olacak mı? AK Parti Grup Başkan Vekiline Allah akıl fikir versin. Kendisine akıl ve izan tavsiye ediyor. AK Parti pandemide doktorların hakkı ödenmez diye slogan atıp durdu. Ama iş doktorların haklarını vermeye gelince hiçbir şey yapmadı. Sağlık Bakanı bir yasa teklifi getirdi meclise, onu da geri çektirdiler. Doktorlarımızın tek ödülü şiddete maruz kalmak oldu.
Buradan söyleyeyim, ben her gün onlarca genç doktorun mektubunu alıyorum. Gencecik doktorlarımız geçinemiyoruz diye feryat ediyor. 6 yıl okuduklarını, komik paralarla ay sonunu getirmeye çalıştıklarını söylüyorlar. Emeklilikle ilgili haklarında da ciddi sorunlar var. Türkiye zar zor yetiştirdiği doktorlarını maalesef yurt dışına kaptırıyor. Bunlara hiçbir sözü olmayan AK Parti Grup Başkan Vekilleri, bu sorunların görüşüldüğü, kamuoyuyla paylaşıldığı, doktor milletvekillerinin bir mesleki dayanışma içinde yaptığı toplantıdan düşmanlık ve kutuplaşma çıkarmaya çalışıyor. Keşke sizin doktor milletvekilleriniz de bu toplantıya katılsaydı. Ama artık bu kadroların ülkemizin hiçbir meselesini çözemeyeceğini, hiçbir derde derman olamayacağını grup başkan vekilinin sözleri açıkça ortaya koyuyor. Gölge etmesinler, seçim sandığını getirsinler. Bu millet başka ihsan istemiyor. Efendim, Haber Global tarafından yönlendirilen bir soru var. O soru da şöyle. HDP milletvekili Hülya Güzel'in dokunulmazlık dosyası ile ilgili görüş, düşünce ve değerlendirmeniz nedir? CHP'nin tutumunu defalarca anlattım. Terör, terörist, Cumhuriyet Halk Partisi'nin kırmızı çizgisidir. Fezleke meclise geldiğinde gereğini yaparız. Ama şunu da sormak istiyorum. Fethullah Gülen'le kucak kucağa, diz dize fotoğraf çektirenlerin fezlekeleri ne zaman meclise gelecektir? Gerçekten bunu merak ediyoruz. Efendim, Fox TV tarafından yönlendirilen sorular var. Fox TV'nin ilk sorusu şöyle. AK Parti Amasya Milletvekili Levent Kara Hocagil, Enes Kara'nın hayatına son vermesiyle ilgili değerlendirmelerde bulundu. Enes Kara üzerinden cemaatlere, Müslümanlara vurma gayreti var dedi. Enes Kara'nın intiharını dış güçlere de bağladı. Dış güçlerin ülkemiz içindeki oyunları dedi. Sizin bu açıklamalara ilişkin bir değerlendirmeniz olacak mı? Yani bu işin dinle, imanla, dış güçlerle ne ilgisi var? Hükümet görevini yapmamış. Yeterli devlet yurdu yapmamış. Özel kesime taşere ettiği yurtları, öğrenci evlerini denetlememiş. Yardımı vermiş ama, milletin parasını vermiş oraya. Yurtlarda kalan gençleri koruyacak ve bir düzenleyici çerçeveyi de getirmemiş. Ondan sonra da her konuda olduğu gibi çıkmış dış güçler diyor. Bırakın bu işleri. Sarayın görevini safsakladığını, ihmal ettiğini artık kabul edin. Bir de yani şunu söyleyeyim. İkide bir de dış güçler, dış güçler diyorsunuz. Sonunda millet diyecek ki ya dış güçler bu ülkede bu kadar rahat cirit atıyorsa hükümet nerede? Bu hükümet mensupları sarayın kibirli adamı o sarayda niçin oturuyor? Evet. Efendim, Fox TV'nin diğer sorusu da şu. Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati, enflasyon Ocak'ta pik yapar ama Haziran 2023'te tek hane olur dedi. Seçime tek haneli enflasyonla gidileceğini ifade etti. Siz bu açıklamaya ilişkin neler söylersiniz? Önce söyleyeceğim şey şu, yani dereye su gelene kadar kurbağanın gözü patlayacak. Gülüyorum ama milletimiz pahalılık altında inim inim inliyor. Sadece bu söylenen laflara gülüyorum. Ciddiyetsizliğe gülüyorum. Nebati Bakan 2023 Haziran'la randevu vermiş. Erdoğan da geçen sene Ağustos ayında enflasyon kırılacak diye millete söz vermişti. Milletimizin çok çok güzel bir söz vardır. Aynesi iştir kişinin, lafa bakılmaz. Enflasyonla mücadele hesap kitap işidir. Ciddiyet gerektirir. Güvenilir olmayı gerektirir. Milleti aldatmaya çalışmasınlar. Bir an evvel sandığı getirsinler. Herkes boyunun ölçüsünü alsın. Efendim, son olarak Tele1 tarafından yönlendirilen bir soru var. O soru da şöyle.
Muhalefet derhal seçim istiyor ancak Erdoğan ısrarla 2023'ü işaret etmeye devam ediyor. Buna karşın erken seçim öngörülerini güçlendiren bir gelişme de yaşandı. Gelecek günlerde Türkiye genelinde tüm il ve ilçelerin seçim kurullarının yenileneceği haberleri kamuoyuna yansıdı. Bu konuda ne düşünüyorsunuz? Bu bir erken seçim hazırlığı olabilir mi? Biz hemen seçim istiyoruz. Biz bu hükümetin bir gün fazla dahi iş başında oturmasının milletin sırtına çok ciddi yükler yüklediğini görüyoruz. Bu konuda onların atacağı her türlü adıma hazırlıklıyız. Ne yaparlarsa yapsınlar, Millet İttifakı bu seçimi alacaktır. Ben teşekkür ediyorum.